Merhaba arkadaşlar. Sizlere aküsüz su türbünü ve direkt 220 olarak kullanabileceğiniz bir proje videosu çekiyorum, hazırladım ve sizlere de anlatıyorum. Öncelikle şöyle kısaca böyle kağıt üzerine çizdim. Onu izah edeyim. Normal alternatör. Alternatörden 3 kablo geliyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu alternatör. Buradan 3 kablo geliyor. 3 kablo, tabi burada trafoda çok kablolar var. Bunlar kafanızı karıştıracaktır. Bunu görsel olarak görün. Ama esas prensip olarak 3 faz. Her trafoda, 12-24 trafoda giriş bölümü, yani 12 volt giriş bölümlerine 3 fazı bu şekilde bağlayacaksınız. Eğer baktınız olmadıysa şu 2 ile 3 ucu şu şekilde ters bağlayacaksınız. Daha da olmadı, 6 ile 7 ucu ters bağlayacaksınız. Hepsi bu kadar. Şimdi ben size bu temel bilgiyi verdikten sonra uygulamalı olarak şu anda gösteriyorum. Alternatörümüzü ben hız kontrollü olarak döndüreceğim. Şöyle hafif dönmeye başladı. Bakın elektriğimizde, yani ampulümüzde yanmaya başladı. Voltaj ve frekans metredir bu. Şu voltajımızı gösteriyor, bu frekansımızı, bu da wattımızı gösteriyor. Şu anda 169 volt. Biraz daha devrini hızlandırıyorum. Siz bunu suyla döndüreceksiniz. Ben bunu tabii motorla test etmek için döndürüyorum. Bakın motorla döndürdüğüm halde şebekeden ne kadar elektrik çektiğini görüyorsunuz. 274 watt. Şu anda 3.2 amper. Evet, 276 watt enerji çekiyorum. Bu ise 70 wattlık bir ampuldür. Bakın bir ampulü 270 watt enerji harcıyorum. Şimdi biraz daha devrini, aşağı yukarı bunun devri 300-350 civarındadır. Yani maksimum 400 diyelim. 400 devir. Bakın 230 volta çıktı. Biraz düşürüyorum. Evet, 223 volt. Burada herzi de 85 herzdir. Bu da neyi çalıştırabilir? Televizyon çalıştırır, uydu, telefonunuzu şarj edebilirsiniz, ampul, aydınlatma, küçük aletleri çalıştırabilirsiniz. Ama kalkıp buzdolabı çalıştırabilirsiniz, suyunuz güçlü ise, trafoda güçlü olması lazım. Bunlar 100'er wattlık, bilemediniz, 150'şer wattlık trafolar. Şu trafolar, ben buraya yazdım bakın, 100-200 watt diye. Ha, bunun büyük trafosunu kullanırsanız, bunda büyük alternatör kullanırsanız buzdolabı da aküsüz suyla çalışabilir. Ama ayrıca 220 volt veren alternatörümüz de mevcuttur. Ben size pratik bir şekilde aküsüz 220 volt elde etmeyi projesini bu şekilde çizdim. Böyle yardımcı oluyorum. Bu da telefon numaram. Şu anda bakın aküsüz normal 12-24 olan alternatörden 220 volt elektriği aldığımı ve 85 Hz olduğunu da gördünüz. Evet, yapacağınız projelerde, su türbinlerinde başarılar dilerim arkadaşlar.